Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle arı yayınları 6. sınıf matematik matematik defterim kitabı ile dersimize devam ediyoruz. 6. ünite sıvıları ölçme 20. sorumu büyütüyorum. Mutfak ölçüleri genelde bir su bardağı, bir çay bardağı şeklindeki ölçüler ile ifade edilmektedir. Aşağıda bazı malzemelerin belirtilen bardak ölçülerinin gram karşılığı ile mililitre karşılığının verili bir tablo gösterilmiştir. Mutfağında süt, sütlü baklava yapmak isteyen Esma Hanım'ın eksik malzemeleri ve gram cinsinden karşılıkları liste şeklinde yandaki görselde veriliyor. Buna göre malzemeleri bardak ölçüleri ile hesaplayan Esma Hanım'ın eksik malzemelerinin santilitre cinsinden hesaplayalım demiş. Arkadaşlar şimdi malzeme listesine bakıyorum ben. Su 300 gram, süt 1300 gram, yağ 990 gram. Şöyle yapalım arkadaşlar. İlk önce suya geldim. Su. Ne kadar? 300 gram. Bize ne demiş arkadaşlar? Ee, sütlü baklava yapmak istenen. Evet. Şimdi 300 gramı arkadaşlar. Ben ne olarak ayırıyorum? 200 artı 100 olarak ayırıyorum. 200 artı 100 gram. Bakın. 200 gram bir su bardağı, 100 gram bir çay bardağı yapıyor. 1 su bardağı kaç mililitre? 200 mililitre eşittir. 200 mililitre artı bir çay bardağı kaç mililitre yapıyor? 100 mililitre. Ben burayı topladığımda buranın 300 mililitre olduğunu buldum. Yani 300 gram 300 mililitre. Su için böyleymiş. Süte geldim. Süt 1320 gram. Ben buraya arkadaşlar 5 çarpı bakın 240 artım 120 gram olarak ayırıyorum. Eşittir 5 çarpı 240 gram bir su bardağı. Bir su bardağı kaç mililitre? 200 mililitre. 5 çarpı 200 oldu. Artı 120 gram bir çay bardağı yapıyor. Bir çay bardağı kaç mililitre? 100 mililitre. Artı 100 diyorum. Burayı yaptığım zaman 1100 mililitre olarak geldi. Son olarak yağı da hesaplayalım. Yağ 990 gram. Şunu düzgün yazalım. 990 gram eşittir. Bir su bardağı 180 gram yağ alıyormuş. Bir çay bardağı 90 gram. 5 tane su bardağı diyorum. Yani 5 çarpı 180 artı 1 tane çay bardağı artı 90 eşittir. Bir su bardağı kaç mililitre yağ alır? 200 mililitre. 5 çarpı 200 artı. Bir çay bardağı kaç mililitre alır? 100 artı 100 diyoruz. Burası da 1150 mililitre oldu. Ne yapıyorum şimdi arkadaşlar bunları ben topluyorum. Kaç oldu? 300 artı 1100 artı 1100. Şurada bir tane sıfırı eksik unutmuşuz arkadaşlar. Artı 1100 olacak. Ben burayı topladığım zaman 2500 mililitre olur. Bu da 250 santilitreye eşittir. Büyütelim. Bazı canlıların günlük su ihtiyacının mililitre cinsinden değerlerinin verildiği tablo aşağıdaymış arkadaşlar. İçerisinde bakın ne kadar var? 200 bin santimetre küp su bulunan bir depodaki su, bir ay boyunca tabloda verilen canlılardan birer tanesi için kullanıldığında, aynı sonunda depoda kaç desilitre su kalır demiş. Şimdi arkadaşlar, 200 bin santimetre küpü desimetre küp'e çevirelim. 200 desimetre küp yapar. Bu da 200 litre yapar. 200 litre ise arkadaşlar 2000 desilitre yapıyor. Şimdi günlük su ihtiyaçlarını topluyorum. Bakın 4000 litre pardon 4000 mililitre artı 50 mililitre artı insanın 2500 mililitreymiş. Artı 100 mililitre. Buranın toplamı 6.650 mililitre yapıyor. Bu bir gün. Bir ay 30 gün olduğu için 6.650 ile ben ne yapıyorum? 30'u çarpıyorum arkadaşlar. Burası 199.500 mililitre oluyor. Bu da 1.995 desilitre oldu. Biz arkadaşlar 2000 desilitre su olduğunu bulmuştuk. 2000'den 1995'i çıkardım. Geriye 5 desilitre su kaldığını bulduk. 22. soruya geldik. Birazcık büyütelim. Su dondurulduğunda buz halini alır. 1 desimetre küp buz eridiğinde 0 tam onda 9 litre suya dönüşür. Yanda eş bölmelere ayrılmış bir su kabı verilmiştir. Bu kap belirli seviyede su ile doluyken kabın içine 2 adet küp şeklinde buz atılmış ve su seviyesi kabın sonuna ulaşmıştır. Buna göre küp şeklindeki bu kalıpların bir ayrı uzunluğu ve buzlar eridiğinde kaptaki su seviyesinin kaç santilitre olacağını bulalım demiş. Arkadaşlar bakın su seviyesi 2,5 litre ben bunun ne yapıyorum? Şu anda başlangıçta 0 tam onda 5 litresi doluymuş. 2,5'tan 0 tam onda 5 litreyi çıkarıyorum. 2 litre olur. Yani 2 desimetre küp. Baktığımız zaman bu iki buzun 2 desimetre küp su yükselttiğini görüyorum. 2'yi 2'ye böldüm. 1 buzun 1 desimetre küp hacime sahip olduğunu buldum. Yani 1 buzun ayrıtı 1 desimetredir. 1 desimetre çarpı 1 desimetre çarpı 1 desimetreden hacmi 1 desimetre küp geliyor. 1 desimetre arkadaşlar neye eşitmiş? 0 tam onda 9 litreye eşitmiş. 1 desimetre küp pardon. 9 litreye eşit. 2 tane 0 tam onda 9 ise 1 tam onda 8 litreye eşittir arkadaşlar. Başlangıçta 0 tam 10'da 5 vardı. 0 tam 10'da 5'e 1 tam 10'da 8'i ekliyorum. 2 tam 10'da 3 litre su oldu. Ve de 230 santilitre su olacağını buldum. Son sorumuza geldik. Büyütelim. Evde yoğurt yapmak için sütün sıcaklığının 40 dereceye getirilip içine yoğurt mayası eklenmesi gerekmektedir. Ardından geçen 12 saat sonunda yoğurt yemeye hazır hale gelir. Aşağıda 1 kilogram yoğurt üretilmesi için kullanılan süt miktarı ile yoğurdun yapım aşamalarına ait görseller verilmiştir. Görsel 1'de verildiği gibi 1 kilogram yoğurt üretmek için bir tam onda 4 litre süt kullanılmaktadır. Derya Görsel 2'de ağırlıkları üzerine verilen kaplarda yoğurt üretmiştir. Buna göre Derya'nın 3 kaptaki yoğurt üretimi için kullandığı toplam süt miktarını santilitre cinsinden bulalım. Görsel 2'deki kaplardaki yoğurtları bulalım arkadaşlar toplamını. 2,5 artı 3 artı 1 6,5 kilogram yoğurt yapar. 1 kilogram süt için arkadaşlar bir tam onda 4 litre süt kullanılıyordu. 6,5 için ne kadar kullanılacak? 6,5 ile bir tam onda 4'ü çarpıyorum. 9 tam %10 litre sütün kullanıldığını buldum arkadaşlar. Yani 910 santilitre olarak geldi. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.